Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 2019 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifinin 3. maddesi hakkında söz almış bulunuyorum. 3. madde ne? Denge başlığı altında düzenlenmiş. Yani merkezi yönetimin belli bir dönemde hem harcamayı düşündüğü ve harcadığı giderler hem de elde ettiği veya edeceği gelirler arasındaki farkı düzenliyor. Özetle gelir gider arasındaki fark diyebiliriz. Eğer harcama fazlaysa bütçe açığı deniyor. Eğer gelir fazlaysa bütçe fazlası deniyor. Ama maalesef biz de hele hele AKP iktidar döneminde bütçe fazlası maalesef ülkemiz için hayal görünüyor. Şimdi bu dengeyi sağlamak için ne yapılması lazım? Bütçeyi kullanan iktidarların öncelikle şeffaf olması lazım. Milletin parasını gerçekten babalarının paraları gibi harcamaları lazım. Gerçekten kendi ceplerinden harcıyorlarmış gibi harcamaları lazım. Değerli milletvekilleri, siz evinize giren para 3 lirayken her ay onun üstüne borçlanıp 5 lira tefeciden para alıp işte 6 lira harcıyor musunuz? Hayır, yapmıyorsunuz. Tekrar borçlanıp tefecinin parasını ödemek için tekrar ailenizi ekonomik bir krize sürüklüyor musunuz? Hayır. Böyle ailesinin ekonomisini böyle yöneten kişiye ancak o Leman karakterindeki gibi hain ökkeş evlat, hain evlat ökkeş denir. Ama bakıyorsunuz milletin cebinden çıkıyor nasıl olsa diye, nasıl olsa sizlerin cebinizden çıkmıyor diye har vurup harman savruluyor, yağma asanın böreği gibi yönetiliyor bütçe. Şimdi Erdoğan Mart 2015'te demişti ki devleti anonim şirket gibi yöneteceğim. Biz de bunu doğru bulmuyoruz. Bahçeli de o zaman cevap vermişti. Şöyle demiş: Erdoğan devleti kendi aile şirketi gibi yönetmek istemektedir diyor. Şimdi bakıyoruz aile şirketi gibi de yönetmiyorlar. Öyle bir ekonomik tablo var ki hani insanın şunu diyesi geliyor. Keşke aile şirketi gibi yönetselerdi. Aile şirketine bakıyoruz. Her daim maşallah sermaye arttırımı gerçekleşiyor. Sermayenin üstüne sermaye katılıyor. Ama hazine tam takır, kuru bakır. Değerli milletvekilleri, siz milletin vekilisiniz. Tamam. Yani yürütme organı da sizden olabilir ama milletin ödediği, elektrikten ödediği, 4 çeşit sudan ödediği, 5 çeşit çocuğuna süt alırken ödediği vergi, evine 1001 emekle götürmek için ekmek alırken ödediği vergi size emanet değerli milletvekilleri. Bu emanete biraz vicdanlı olun ve sahip çıkın. Yani velhasıl 18 yıllık AKP iktidarı döneminde bir istikrar var ki o da nedir? Bütçede açık, bütçede dengesizlik. 2017'de 47.8 milyar lira bütçe açığı var. 2018'de 72.8 milyar lira ve 2019'da yani şu anda üzerinde konuştuğumuz maddede öngörülen 80.6 milyarken biraz önce okunduğu 124.7 milyar lira bütçe açığı var. Ve 2020 içinde 138.9 milyar öngörülmüşken daha 11 ayda 132 milyarı bulmuş durumda bütçe açığı. Peki bu niye böyle oluyor? Teşhisi doğru koymamız lazım. Evet, çözüm üretmek için. Bunun sebebi değerli arkadaşlar tek adam yönetimidir. Tek adam yönetiminin o başladığı, fiilen başladığı yıldan bu yana devlet krizi ve derinleşen ekonomik krizle bir buhranla karşı karşıyayız. 2018'den sonrasına bakın, yani fiili tek adamdan resmi tek adam yönetimine geçtiğinizden bu yana faiz giderleri %30 artmış, 2019'daki faiz giderleri %35.1 artmış. Bu millet tefecilere çalışıyor değerli milletvekilleri. O yüzden genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi bu bütçe haramzadelerin bütçesidir. Değerli milletvekilleri, bütçe kanunu teklifini görüştük. Biraz önce oylamalar tamamlandı. Yarın bütünü oylanacak. Meclisin en önemli denetim yetkilerinden birisi bu görüştüğümüz kesin hesap kanunudur. Nedir kesin hesap kanunu? Geçen sene bir yetki verdik. Onu iktidar kullandı, harcadı. Şimdi biz burada milletin vekili olarak bunu denetliyoruz. Doğru harcanmış mı? Verimli harcanmış mı? Efendim bir sorumluluk var mı? Varsa bu sorumlulara hesap sorulmuş mu? Milletten toplanan vergiler doğru yere gitmiş mi? Şimdi siz buradan el kaldırdığınız zaman bunu aklamış olacaksınız. Oysa bakıyoruz şimdi kanuna göre yedek ödenek aktarım tutarı %2 ama
%4,85 harcanmış. Kanuna aykırı bir harcama var. 42,7 milyar lira ödenek üstü harcama yapılmış. Peki değerli arkadaşlar, aynı şeyi geçen sene de söylemiştim. Aynı maddede dedim ki siz buna el kaldırdığınızda bu meclisten çıkan kanunu ve kendinizi inkar etmiş olacaksınız. El kaldırdınız, o kanun geçti. Şimdi buna tekrar el kaldıracaksınız. Bir dahaki sene bütçe açığı daha fazla olacak, daha fazla olacak. Bu böyle sürüp gidecek. Ve biz ne dedik? Kesin hesap komisyonu kuralım diyoruz. Gelin biz iktidara geldiğimizde şeffaf olmak istiyoruz, hesap vermek istiyoruz. Topladığımız her kuruş verginin hesabını vermek istiyoruz. Hem de başına da muhalefet partisinden birini getirelim diyoruz. Gelin yol yakınken ilk seçimde nasıl olsa biz iktidar olacağız. Sizi de başına getireceğiz. Bu kesin hesap komisyonunu kurun değerli milletvekillerim. Şimdi bakıyorsunuz kesin hesap kanunu. Çünkü plan bütçe komisyonunda doğru düzgün görüşülmüyor. Niye bu komisyonun kurulmasını istiyoruz? Bu yüzden istiyoruz. Ne deniyor? Her sene aynı şey ama. İşte zaman dar, yetmiyor. Efendim işte bakıyorsunuz mesela bu sene tam Sayıştay bizim adımıza denetim yapıyor. 395 kamu idaresi denetleniyor ve 6570 ihlale rastlanmış. Bu ihlallerin çoğu da her sene ama her sene tekrarlanan ihlaller. Ama burada her daim akladığınız için bu ihlaller süre gidiyor ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını maalesef soramıyoruz. İşte Sayıştay raporları gelmiyor, tam olarak incelenmiyor. Denetimler baskı altında yapılıyor. Sonra ne oluyor? Tarım Bakanı diyor ki çiftçi 2 yıldır rekor gelire sahip. Sonra ne oluyor? Aile Bakanı diyor ki, Sayın Aile Bakanı, ülkede yoksulluk sorunu olmaktan çıktı. Hazine Bakanı derseniz yıllardır her daim borçlanmadan, tüketimden nasıl oluyorsa ekonomik büyüme çıkartıyor. Velhasıl bu ucube sistem şapkadan tavşan çıkartıyor. Peki değerli milletvekilleri, bırakın tüy bitmemiş yetimin hakkını. Hani siz hep onu savunacaktınız ya, öyle iktidara geldiniz. Daha doğmamış çocukların dahi hakkını gasp eden köy projelerindeki ihlallerin hesabını sormayacak mısınız milletin adına? Peki kime satıldığı belli olmayan 128 milyar doların hesabını sormayacak mısınız? 5 kuruş alınmadan Katar'a peşkeş çekilen tank palet fabrikasının hesabını sormayacak mısınız? Londra'daki bir avuç tefeciye 18 yılda ödenen 192 milyar dolar faizin hesabını sormayacak mısınız? Açlık sınırı 2517 lira ve yoksulluk 8198 lira. 20 milyonun üstünde yoksul, 10 milyonun üstünde işsiz var. Peki bunların hesabını hiç sormayacak mısınız? Merkez Bankası'nda rezerv -47 ya da işte -50 açıklarsanız biliriz olmuş. Bunun hesabını sormayacak mısınız değerli milletvekilleri? Siz milletin vekili olmalısınız. Ve Tarım Kanunu 21. madde ne diyor? Milli gelirden çiftçinin payı %1 ve bunu vermek zorundasınız emredici bir hüküm olarak. Ama kanun çıktığından beri maalesef bu kanunu uygulamıyorsunuz. Çiftçinin hazineden 221 milyar lira alacağı var. Çiftçinin bu hakkının hesabını sormayacak mısınız? Çok söylendi, gerçekten çok acı. Aş iş diye intihar eden vatandaşlar var. Siz inkar ediyorsunuz ama bunun hesabını sormayacak mısınız? Hani kuvvetler ayrılığı vardı? Hani bu sistem çok güzeldi? Siz bağımsızdınız, yürütme bağımsızdı. Ya bir kere olsun, Allah aşkına bir kere olsun bu bağımsızlığını gösterin ve bu kesin hesap kanununa red oyu verin. Görelim o zaman kuvvetler ayrılığı var mı yok mu görelim. Ve Birleşmiş Milletler'de oyu var diye Tunus'a 5 milyon dolar veriliyor ya. Bu esnafın, bu çiftçinin, bu işçinin, bu EYT'nin, bu emeklinin oyu yok mu zannediyorsunuz? Yani şimdi onlara bu kaynağı ayırmazken onların oyunu cepte mi görüyorsunuz? Ben şunu söyleyeyim değerli milletvekilleri. Biz iktidara geldiğimizde milletin vergilerini millete harcayacağız. Kaynakları ihtiyaç olanlara harcayacağız ama oy için değil. Sizin gibi oy için değil. Çünkü biz gerçekten yürekten milletimizin huzurunu, sağlığını, refahını, eğitimini, geleceğini, çoluğunu ve çocuğunu düşünüyoruz. Çünkü biz bunun için siyaset yapıyoruz. Ve
Sayın Başkanım, Aşık Serdar'ın birkaç dörtlüğünü okumak istiyorum ama sürem de bitiyor, kesilecek. Devam edin. Rica etsem, evet. Devam ediniz. Evet, Aşık Serdar diyor ki, nesini söyleyeyim canım efendim, gayrı düzen tutmaz telimiz bizim, arzu hal eylesem deftere sığmaz, omuzdan kesilmiş kolumuz bizim. Zenginin sözüne beli diyorlar, fukara söylese deli diyorlar, zamane şeyhine veli diyorlar, gittikçe çoğalır delimiz bizim. Tahsildarlar çıkmış köyleri gezer, elinde kamçısı yoksulu ezer, döşeği yorganı mezatta gezer, hasırdan serilir çulumuz bizim. Zenginin yediği baklava börek, kahvaltıya eder keteli çörek. Fukaraya sordum, size ne gerek? Dövülecek çorbası, balımız bizim. Serdari halımız böyle ne olacak? Kısa çöp, uzun çöpten hakkın alacak.